sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem, Kabus Fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim. Bugün bazı sesler olabilir. Tadilat var çünkü. Beni o yüzden arka odaya attılar. Yan odamda Enes televizyon izliyor. Yani her an her şey olabilir. Bunu belirtmiş olayım. Onun haricinde 2000 kişi olmamıza çok çok az kaldı. İnanılmazsınız. Ben bu anlatmaya başladığımda hep belirttiğim gibi sevdiğim için öylesine başladım. 4000 saati duyunca bir yıl içinde izlenmelisin diye dedim ki nasıl nasıl olacak bir yıl içinde 4000 saat. 4 ay oldu ben bu kanalı açalı ve tam 32 bin saat izlenmişim arkadaşlar. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Her birinize ayrı ayrı çok sağ olun, var olun, hep benimle olun. Desteklerinizin devamını dilerim. Tabii ki daha da kocaman bir aile olalım istiyorum. Bunlar tabii ki beğeniyle, yorumlarla ve aboneliklerle oluyor. Sağ olun, var olun tekrar. Instagram'da da varım. Kabus Fabrikası, oradaki sayfamın ismi aynı zamanda. Oradan yazdığınız konuları mutlaka anlatacağım sevgili arkadaşlar. Hepsini listeye alıyorum. Bazı konuların hani çok bilgi olmuyor. Bir videoda iki olay anlatıyorum o zaman. Kendi tabii ki seçtiklerimi de anlatıyorum. Yani harmanlayacağım sağlık olduğu sürece hep videoda çekeceğim için inşallah. Mutlaka hepsine sıra gelecek. Bunu da bilin. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bugünkü olayımız İspanya'da geçiyor. Yine telaffuzda e, hata yaparsam affoluna. E, korkunç bir olay. Yine bir e, çocukla alakalı çok hassas bir olay. O yüzden hassas arkadaşlarımızı uyarmış olayım. Ne izleyin ne dinleyin lütfen. Onun haricinde totemimizi yapayım hemen diyoruz ki lütfen 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 kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. İyilik sevgi hüküm sürsün artık tüm canlılar için tüm dünyada umalım. Canı gönülden umalım. Evet bunu da belirttikten sonra sevgili arkadaşlar bugünkü çok üzücü konumuza geçiyorum. Gabriel Cruz Ramirez. Koripe Güney İspanya 2018 yılı. Bir duvarın önünde bir tane kadını yakan bir topluluk. Bazıları cep telefonuna çeker bu durumu, bazıları ise ateş ederler bu kadına. İşkencenin dozu arttıkça kalabalık kendinden geçerek bağırır. En sonunda kadının başı öne düşünce herkes mutluluk içinde alkış tutar. Bu kadın gerçek bir kadını temsil eden bezden yapılmış bir kadındır. Siyahi bir kadındır bu bezden kadın. Her yıl Paskalya öncesi Katolikler tarafından yapılan bir ritüeldir bu. Yahuda yerine o ülkede o yıl en nefret eden kişinin bezbebeği yapılır ve o yakılır. O yıl en nefret edilen kadın ise Ana Julia Kuezzeda'dır. Olay bu ritüelden iki ay evvel gerçekleşir. Şubat 2018'dir ve Koripe'ye 400 kilometre mesafedeki Hortihuelas'dadır. Endülüs bölgesinde 70 kişilik bir köydür burası. Doğal parkları ve deniz manzarası zeytin ağaçlarından dolayı turistik de bir bölgedir. Küçük, genelde sakin sadece turistlerin yoğun olduğu yoğun olduğu günlerde barların bir bar vardır gerçi barın açık olduğu. Sokaklarda kedilerin dolaştığı yani öyle küçük şirin bir köydür. Bu köyün gençleri de göç etmişlerdir. Daha çok yaşlılar kalmıştır köyde. İşte o Şubat ayında 8 yaşındaki Gabriel, babası ve üvey annesi gelirler köye tatilin birkaç gününü babaanne yanında geçireceklerdir. Gabriel'in zaten en sevdiği şeylerin başında deniz vardır ve denizin içindeki balıklar. Ha bir de ayçiçek üzerine yazılmış bir şarkı. Güldüğü zaman tavşan dişleri görünür Gabriel'in. Gabriel'in anne ve babası ayrılmıştır ama çocukları için yani daha doğrusu Gabriel için çok düzgün bir ilişki sürdürmeye devam ederler. Anne de kalır normalde Gabriel, Almeria'da ama baba da düzenli olarak alır kendisini. Anne Mi pes Pescalito der oğluna hep benim küçük balığım demekmiş Mi Pescalito. Gabriel minyon ve utangaç bir çocuktur. Babaannenin bir komşusu Gabriel üzerine şöyle söyler. Gidip sokaktaki çocuklarla oynamak yerine gelirdi benim yanıma otururdu birlikte sohbet eder, onun yaşındaki çocukları izlerdik. Öyle de olgun bir çocuktu diye anlatır yaşlı adam 27 Şubat günü. Öğleden sonra babaannesine kuzenlerine gitmek istediğini söyler Gabriel. Zaten kuzenlerinin evi de hemen 100 metre ileridedir. Dar bir patika yol, hemen sonu da kuzenlerin evidir. Babaanne de tabii ki git oğlum der. Saat 15.30 gibi yola çıkar Gabriel. Ama akşam olur. Gabriel eve geri gelmez. Bunun üzerine babaanne telaşlanır ve hemen gider 100 metre ileriye öbür torunlarına sorar. Ama onlar derler ki Gabriel bugün bize hiç gelmedi ki. Tüm köyün tanıdığı bir çocuk nasıl aniden ortadan kaybolur? 100 metre içinde nasıl kaybolur? Neden kaybolur? İşte bu soruyu birkaç gün içinde tüm İspanya soracaktır kendini arkadaşlar. Gabriel'in kaybolmasıyla kasabanın sakinliği de yok olur. Tüm köy ve çevre halkı dağ tepe demeden çocuğu ararlar. Yüzlerce polis gelir olay yerine. Gün geçtikçe arayanların sayısı gönüllüler gelir çok fazla. Hem bölgeden hem de diğer şehirlerden neredeyse tüm İspanya'dan Gabriel'i aramak için insanlar gelir. Yani inanılmaz ses getirmiştir bu kayıp. Kuyulara, kayalara, ormanlara, parklara her yer didik didik Gabriel aranır. Köy halkı o kadar tedirgindir ki kendi çocuklarını dışarıya çıkarmazlar o dönem içinde, o birkaç gün içinde. Toplamda 625 kilometre kare aranacaktır Gabriel için. İspanya tarihinde bir kayıp için yapılan en kapsamlı aramadır bu arkadaşlar 625 kilometre kare ama maalesef bu kapsamlı aramaya rağmen bu kadar gönüllüye bu kadar polis köpeğini polislere rağmen hiçbir iz yoktur Gabriel'den operasyona Nemo ismi verilir hani kayıp balık Nemo var ya evet Gabriel'in de sevdiği Nemo gibi Tüm İspanya Gabriel'in kaybını en yakından takip eder, ailenin çaresizliğini birebir yaşar insanlar, gazetelerin baş sayfaları, televizyonlardaki haberler, yani o günlerde herkesin tek bir gündemi vardır Gabriel'in kaybı. Yalnız bu olayda çok farklı bir şey daha vardır, yani ülkenin daha evvel denk gelmediği bir şey. O da anne, baba ve üvey annenin el ele, sırt sırta birbirlerini destekleyerek, destekleyerek Gabriel'i aramaları. Birlikte ağlarlar, birlikte her yerde görünürler, birbirlerini teselli ederler. Çok sıra dışı bir olaydır bu. Böylesi hiç görülmemiştir orada. Yurt dışından da bu arada gazeteciler gelmeye ve bu aramaya şahitlik etmeye başlarlar. Haberlerini yapmaya başlarlar. Tüm köy halkıyla röportajlar yapılır, sorular sorulur. Babaannenin evinin önü hiç boş kalmaz. Anne ve baba ise birçok şehirde yürüyüşler düzenlerler. Çünkü amaçları ne kadar çok kişi duyarsa oğullarının kaybını o kadar Ses getirir ki yani şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla da hakikaten çok çok faallerdir zaten. İnsanlar evlerine, balkonlarına e, kağıttan balık yapıp asarlar. Ve işte tüm bu uğraşlarda tabii ki onları bırakmayan tek kişi üvey anne Ana Yulia Kueza'dadır. Nasıl tanışmıştır babayla Ana Yulia? 2016'yı 2017'ye bağlayan yılbaşı gecesi bir barda. O barda çalışıyordur Ana Yulia. Aşkları böyle başlamıştır. Hemen çok çabuk da köye yakın bir yerde eski bir ev alıp tadilata başlamışlardır. Gelecek planları kurmaya başlamışlardır. Çünkü Gabriel, Ana Yulia ve baba o evde yaşayacaklardır. Planları böyledir. Yürüyüşlerden birinde fotoğraflarda göreceksiniz. Üvey anne babanın gözlerinin içine bakar, kollarından tutar ve ''Bulunacak, göreceksin bak'' der. Ben buna inanıyorum. Üzerinde de balık baskılı bir tişört vardır üvey annenin. Verdiği e, röportajlarda ise ağlamaklı, sesle ''O benim de her şeyimde ama ben inanıyorum, bulunacak'' der. Üvey anne değildi. İkinci bir annedir sanki bu kadın. Yani o an herkes çok sempati duyar bu kadına. Günde 700 ihbar gelir tabii ki bu kadar şeyden sonra, haberlerden sonra ama maalesef hepsi polisi hem zaman kaybına uğratır hem yanlış bilgilerdir bunlar. Yani elle tutulur, hiçbir şey yoktur polisin elinde. Birkaç gün sonra ulusal bir gazetede babanın tutuklandığı yazar. Polis bir de bu haberlerle uğraşmak zorunda kalır. Çünkü öyle bir şey yoktur. Bunu açıklarlar. Baba şüpheli bile değildir. Ve bu arada Gabriel kaybolalı 4 gün geçmiştir. 4 koca gün. Hala en ufak bir iz yoktur kendisinden ta ki 3 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar. Babaannenin evinden birkaç kilometre uzağında olan kirli su arıtma tesisi vardır. İşte onun önündeki ağacın altında ağaç dalları altına saklanmış gömleği bulunur. Gabriel'in tabii ki anne baba onun gömleği olduğunu hemen belirtir, tespit ederler. İçişleri Bakanı ise bu haberi Twitter'dan duyurur. Yalnız bu çok tuhaf bir durumdur. Neden? Çünkü biliyorsunuz her yer didik didik aranmıştı. Yani orası ki hele ama yoktu öyle bir şey. Yani bulan kişiler daha da ilginçtir. Üvey anne ile baba bulmuştur. Bir başka ilginçlik daha vardır. Çünkü gömlek kurudur. Halbuki bir gece evvelinde yağmur yağmıştır. Evet bu da çok ilginçler. Ama tabii ki hiçbir şeyi tesadüfe bırakmak istemezler. Yeniden dalgıçlar gelir. Tekrar atık su arıtma tesisi aranır köpeklerle tekrar aranır. Yani arkadaşlar inanılmaz bir e, zaman harcanır, bir emek harcanır Gabrieli aramayla ile alakalı çok yönlü de araştırmaya devam ederler. E, bazıları çocuk belki de dağa gitti, dağda kayboldu derler ama bu onun yapısına terstir. Hani öyle aklıma aklına esince gideyim dağ bayır geziyim diyen bir çocuk değildir. Bunu hemen liste dışı bırakır polisler acaba turistler tarafından mı kaçırılmıştır? Onu da liste liste dışı bırakırlar. Çünkü küçücük bir köyde, herkesin birbirini tanıdığı köyde neden böyle bir risk alsındır çocuğu? Bir çocuk kaçırmak isteyen kişi koca şehirler dururken yani polisin o zaman o zamana kadar olan tecrübelerine terstir. Bunların üzerinde durmazlar. Ama e, polislerin aslında baştan itibaren bir şüphesi vardır, ama bu şüpheyi henüz kimseye söylemiyorlardır. Bir de şöyle bir şey vardır. O küçücük köyde zaten bağırsa herkes duyacaktır Gabrieli, ama bağırmamıştır demek ki bu bir tanıdıktır. Evet ve e, aile üzerine yoğunlaştırırlar polisler e, şüphelerini. Ee, anne Patrizia şöyle söyler kendisini rahatsız eden bir adam vardır uzun süredir. Yalnız o adam araştırılır. Hayır o değildir. Baba Ankel ve anne Patrizia da değildir. Çünkü onlar o gün şehir dışındadır. Yani bu kanıtlıdır. Evet onlar da e, şüpheliler arasında değillerdir. Ama hani şu anne baba kadar kahrolan, göğsünde Gabriel'in fotoğraflarıyla aramalara katılan, hem anneyi hem babayı avutan kadın ya o kadın yani üvey anne. Evet polisin baş şüphelisi üvey annedir. Baba Ankel tanıştıktan kendisiyle sadece bir hafta sonra hemen oğluyla Gabriel'le tanıştırmıştır bu kadını yani eve almıştır. Cumartesi günlerini birlikte geçirirler ana Yulia'yla. Hatta baba iş seyahatinde olduğunda o bakar Gabriel'e. Babanın çevresindeki kimse daha ilk andan itibaren güvenmez bu kadına. Annenin gittiği psikoloğa aynı zamanda Gabriel de gidiyordur ve o terapist de anneye şöyle belirtmiştir. Üvey anneden sonra Gabriel çok işine kapandı. Çok değişti. Ee, baba terk edilmişlik duygusu yaşıyor Gabriel. Baba çok daha fazla ilgilensin Gabriel'le. İşte motivasyonun bu kıskançlık olduğunu düşünür polisler. Çünkü babanın oğluna gösterdiği ilgi, e bir de terapistin teşhisinden sonra daha fazla ilgi bu kıskançlığı öfkeye çevirmiştir. Soruşturma ekibi Ana Julia'nın Ankel'in sevgisini tek başına yaşamak istediğini, onun sevgisini tek başına kendisi için istediğinden emindirler. Başka bir sebep daha vardır ama polisin şüphelerini arttıran o da o gün Gabriel evdeyken sadece iki kişi vardır o evde. Üvey anne ve babaanne. Ve babaanne şöyle söyler ben sadece bana seslendi gideceğim diye kendisi giyindi gitti. O yüzden bilmiyorum. Ama üvey anne kendisinin giydirdiğini söyler çocuğu. Evet şöyle der çizgili bir pantolon giydirdim, e, ayakkabı adidas ve kırmızı bir ceket. Ama içindeki atletten bahsetmez. Babaanne ama maalesef hiçbir şey bilmiyordur o günle alakalı çünkü görmemiştir. Ayrıca şöyle bir şey de vardır. Bu ana Yulia, üvey anne ısrarla babaya e, ihbarı verecek kişiye verilecek ödülün yükseltilmesini ister. Zaten ödül verilmesini de kendisi babanın aklına sokmuştur. Bunun haricinde sürekli baskı yapar babaya ödül çoğaltılsın diye. Bir de polisleri eski eşine yönlendirmeye çalışır. Şöyle bir şey eski eşi çok şiddet yanlısıdır diye anlatışır, anlatır pardon. Bir de o gömlek nerede bulunmuştur biliyor musunuz? Hani o atık merkezi. Sadece eski eşine 2 kilometre uzaklıktaki yerdir orası. Şöyle söyler, neden eski eşime yakında bulundu o gömlek? Tesadüf müdür bu? Halbuki asıl sorulması gereken soru şudur. O gömleği babaya kim göstermiştir? Evet kendisi, ana Yulia, üvey anne göstermiştir. Çok fazla tesadüf vardır bu olayda ve polisler Üvey Anneyi teknik takip altına almaya karar verirler. Muhteşem bir şey bu arkadaşlar. Şüpheliyi videoyla izliyorlar, sesini çekiyorlar, arabaya çip yerleştiriyorlar. Yani hakikaten e, keşke bazı kişiler için de kullanılmış olabilse böyle bir teknik takip. 43 yaşındaki ana Yulia'yı tüm ülke tanıyordur artık. Siyahi, gülünce bembeyaz dişleri ile dikkat çeken biridir. Saçları bazen düz fönlense de bazen doğal haliyle kıvırcıktır. Tabii ki geçmişi de araştırılır hemen kendisinin. Dominik Cumhuriyeti'nde küçük bir köyde doğar ve büyür. Annesi ve dokuz kardeşiyle çok küçük bir evde yaşarlar. Ailenin içme suyunu ya da aile içme suyunu şöyle elde eder yağmur suyunu bidonlarda kocaman bidonlarda biriktirirler ve içine klor katarlar. O şekilde ancak içme suyu elde ederler. Elektrik zaten yoktur. Yani çok zor şartlarda büyümüştür. 18 yaşında ise kızı Angelka'yı dünyaya getirir. Ama 19 yaşında kızını da bırakıp İspanya'ya göç eder. İspanya'ya geldik sonra önce hayat kadınlığına başlar. Çok kısa bir süre sonra ise ilk eşiyle tanışır ve evlenirler. Ve ondan da bir kızı olur. 1995 yılında büyük kızını yanına alır. 4 yaşındadır daha Angelka o zaman ve 5 yaşında sadece bir yıl sonra ise camdan düşerek hayatını kaybeder küçük kız. Kayıtlara kaza olarak geçer bu olay. 2009 yılında ise ilk eşinden boşanır Ana Yulia. Sonrasında medyaya şöyle açıklama yapacaktır eski eş e, Ana Julia'nın bana olan aşkı para bitince bitmişti zaten büyük bir restoran sahibiydim rahatsızlanana kadar on binlerce euro çaldı benden ayrıca aldattı beni. Sonrasında ise ikinci eşi hani o suçladığı eşidir. Onunla evlenir, babaannenin yakınındaki köye taşınır o da bir süre orada yaşar. 2016 yılına kadar sürer bu evlilik Sergo'dur eski eşin ismi. O da aynısını söyler. Ne zaman ki bende para bitti, ana Yulia o zaman gitti der. Ve Gabriel'in kayboluşundan 10 gün sonra 8 bin kişi bir araya gelir ve yürüyüş yaparlar arkadaşlar. Balık şeklinde bir sürü afiş hazırlamışlardır seni bulana kadar bu işten vazgeçmeyeceğiz yazar afişlerde pes etmeyeceğiz yazar. Ana Yulia da oradadır. Tabii ki yine üzerinde Gabriel'in gülerken fotoğrafı yine için için ağlıyordur ve yakında çok hemen bulunacağından emindir. Bunu sürekli yineliyordur. Ve arkadaşlar Şimdi medyanın bu kadar yoğun ilgisi polisin işini inanılmaz zorlaştırıyordur. Şöyle ki üvey anne adım adım takip ediliyordur. Polisler bakarlar ki bu iş böyle olmayacak. Babaya her şeyi açıklamaya karar verirler ve babayı çağırırlar. Babaya derler ki: Anne baba olarak çıkın. Medyanın sizi bırakmasını e, rica edin. Biz sizin sevgilinizden şüpheleniyoruz ve o bu yoğun takip neticesinde hata yapmamaya çalışıyor. Ne zaman ki medya rahat bırakır sizleri üvey anne hata yapmaya başlayacaktır. Şimdi bunu polisler kendisine söylerler. O inanamaz, şok olur çünkü hiç aklına gelmemiştir hiç. Sonuna kadar da gelmeyecektir. Daha enteresanı şöyle tepki verir polislere. Aa o zaman para için yapmıştır belki de yaşıyordur oğlum o zaman diye sevinecek, ümitlenecektir. Yani asla çocuğuna kötü bir şey yapacağını aklının ucundan bile geçirmez baba. Hakikaten de bu rica üzerine gazeteler, gazeteciler çekerler kendilerini. Ve 11 Mart'ta Ana Yulia arabasına biner. Sevgilisiyle tadilatını yaptıkları komşu köydeki eve gider videoda birebir izleyin arkadaşlar. Evet birebir çekim yapar, e, videoya alınır bu durum baştan sonuna kadar. Ana Yulia rahattır ve e, polis müdürü ise merkezden büyük ekranda izlemektedir bu durumu. Devam eder köydeki eve varır. Ondan sonra ev... Yol kenarından gözükmüyordur ama hareketleri görünüyordur. Şu kocaman bir odun parçası kaldırır. Altından battaniyeye sarılmış böyle kuyuya doğru oradan bir şey çıkarır arkadaşlar ve götürür. Bu battaniyeye sarılmış şeyi arabanın bagajına koyar. Ve yola devam eder. Giderken ise arabada kendi kendine konuşur. Tabii ki birebir polisler bunu canlı duyarlar. Şöyle der, yolda devam ederken kim küçük bir balık ister, alın size küçük balık. Evet, bir saat boyunca takip ederler kendisini çünkü kendisinin başka bir şehirde işte bir saat mesafedeki bir şehirde bir dairesi vardır. Çekimler devam eder, ses dinleme devam eder. Oraya vardığında ise. Hemen polis ekipleri inip onu yakalarlar. Hemen kelepçeyi takarlar. O ise o sırada ben yapmadım, ben yapmadım diye bağırır. Bagajı açarlar hemen. Battaniyeyi açarlar. Ve evet. Gabriel'in cesedini bulurlar maalesef. İspanya'da cinayet olayları bulvar gazeteleri tarafından bir skandala dönüştürülürmüş arkadaşlar. Çok normalmiş bu orada. Hatta Birkaç yıl evvel iki genç kız maalesef cinsel saldırı sonucunda korkunç bir şekilde öldürülmüş. Mesela bunun görüntüleri aleni her yerde verilmiş. Bu Gabriel'de de böyle olmuştur arkadaşlar. Ama daha farklı bir şey ön plana ya da skandala dönüştürülmüştür. O da bu kadının siyahi oluşu. Yani ırkçılar kullanır bu durumu medyada. Ee, şeyde soruşturma için konacağı hapishaneye götürülürken önünde hapishanenin önünde bu medyanın kışkırtıcılığından dolayı binlerce kişi toplanır. Polisler böyle bir şey hiç görmediklerini kendilerinin bile can güvenliğinin olmadığını o sıra, o sıra belirtirler sonrasında. Eğer bir şekilde kontrol altına almasaydık durumu o an öldürülmüştü derler. Medyanın gücü 13 Mart 2018'de Gabrielcik toprağa verilir. Yine binlerce kişi vardır cenazede. Kilisedeki cenaze törenine bazı milletvekilleri, İçişleri Bakanı katılır. Cenazeden çıkan anne gazetecilere şöyle söyler. Masaldaki kötü cadı yok artık. Evet, bununla üvey annenin yakalandığını, cezasını çekeceğini, kimseye artık kötülük yapamayacağını Söylemek istediğini belirtir gazeteler. Neredeyse bir yıl sonra 8 Eylül 2019 yılında duruşma başlar. Savcılık, kasten insan öldürmeden dolayı ömür boyu hapis cezası planlı olarak öldürmeden dolayı ömür boyu hapis cezası talep eder. Bu İspanya'da şu demektir: 20 yıl sonra e, çıkabilecektir. Savunma avukatı ise e, kasten öldürmediğini, plansız öldürdüğünü ve ona göre ceza almasını ister. E, ani bir tepkiyle öldürmüştür çocuğu ve o da medyanın bu olayı yönlendirdiğini ve alacağı cezada etkili olduğundan korktuğunu belirtir savunma avukatı. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğini söyler. Yani o da sanki sadece siyahi diye çocuğu öldürmüştür ama öyle belirtir. Ve medya ailesiyle de iletişime geçmiştir bu kadının. Kendi kızı, ikinci kızı bana da hiç annelik yapmadı der. O kendisinden başka asla kimseyi düşünmez diye belirtir. Dominik Cumhuriyeti'ndeki annesine ulaşmışlardır. O da öncelikle Gabriel'in ailesinden kızı adını affdiler. Sonrasında ise içine şeytan kaçmış olmalı yoksa başka türlü ne olduğunu bir türlü anlayamadım bunun diye belirtir. Günlük bir gazete ise şöyle başlık atar. Ana Yulia. Kötülüğün insan şekline bürünmüş hali. Sosyal medyada harika, hakaretler çok Korkunçtur. E, politikacılar, aşırı sağcı politikacılar Gabriel'i kullanmaya başlayınca e, propagandalarında anne Twitter'da video yayınlar. Lütfen oğlumu politik meselelerinize karıştırmayın diye kesin ve sert bir dille tüm politikacıları, aşırı sağcı politikacıları uyarır. Ve üçüncü duruşmada katil üvey anneye söz verilir kontrollüdür. Kısa cümlelerle cevap verir. Şöyle sorulur. Anne ve babanın Gabriel'le ilişkisi nasıldır? Çok iyi der. Gabriel'le kendisinin ilişkisi nasıldır? O da çok iyidir. Peki Gabriel iyi yetiştirilmiş bir çocuk mudur? Kesinlikle öyledir der. Hiç tartıştınız mı diye sorarlar. Hayır araları çok iyidir. Sadece bir kez senin ne kadar büyük bir burnun var demiştir. Ama Gabriel çok iyi bir çocuk olduğundan gülüşmüşlerdir. Yani öyle ciddiye almamıştır. Şimdi o herkes hakkında böyle olumlu konuşurken kimseyle sorunu olmadığını anlatırken ona anne hakkında bir kötü bir şey söylediğini duyduklarını e, söylerler. Asla der öyle bir şey yok ve bunun üzerine kaydedilen e, iki cümlesi hoparlörden verilir, şok olur. Şöyle demiştir Dominik Cumhuriyetindeki eniştesine. Patrizia tam bir şeytan. Bir tane bile seveni yok. Ve bunun üzerine artık o kontrolü bırakır ve ağlamaya başlar. Şimdi kendi versiyonuna geçer olayın. Kendi versiyonunu anlatmaya başlar. Kuzenine gitmek için yola çıkan Gabrieli yolda alır. Bana gel yeni evde yardım et tadilatı der. Eve vardıklarında e, orada bir balta vardır ve Gabriel baltayla oynamaya başlar. Uyarır kendisine der ki bırak onu kendine bir şey yapacaksın. Bunun üzerine e, çocuk öfkelenir ve kendisine sen çirkin bir siyahisin diye bağırmaya başlar hakaretler eder. Ee, sen git annem babam tekrar birleşsin der. Bunun üzerine o onun ağzını kapatır. Bir süre sonra da fark eder ki çocuk artık nefes almıyordur. Şimdi e, sen git annem babam birleşsin'e olabilir der herkes. Ama asla çirkin bir siyahisine katılmazlar. Çünkü çocuğun yapısına terstir. Hatta terapisti de ona anlattığı şikayet ettiği şeylerin arasında bile asla öyle bir şeyi söylemediğini belirtir ve 30 Eylül 2019 pazartesi günü. Ana Julia'nın cezası belli olur arkadaşlar. İspanya'da da jüri sistemi varmış. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İspanya'daki ilk kadındır Ana Julia. Evet. 20 yıl sonra temize gittiğinde 70 yaşında olacaktır zaten arkadaşlar. Anne ve baba bu karardan dolayı mutlu olduklarını ama ömür boyu hapisten çıkamamasını dilediklerini belirtirler. Savunma avukatı ise bu kararın kesinlikle medya baskısı ve yanlış haberlerden etkilenildiğinden dolayı verildiğini tekrar belirtir. Çünkü kendisine bile nefret mesajları geliyordur, tehditler geliyordur. Ayrıca ömür boyu hapis cezasının yanında Ana Julia'ya 8 yıl ve 9 aylık bir ceza daha eklenir. O da şunun içindir. Ee, birincisi ömür boyu hapis cezası zaten 2015 yılında ceza hukukuna girmiştir İspanya'da. Şayet bu ceza tekrar kaldırılacak olursa ek cezayla devam edebilsin diyedir. Neden dolayı peki verilebilmiştir bu ek ceza? O da Çocuğun yerini söylemeyerek anne babanın çektiği acıyı kat kat arttırmasından dolayı. Bir de e, tazminat e, cezasına çarptırılır. Şöyle ki anneye 250 bin euro, babaya 250 bin euro ve aranma masrafları sonucunda 200 bin euro. Ama onun bunları ödeyecek durumu yoktur. Yani o konuyla alakalı sadece cezaya çarptırılmıştır. Ve hapishanede ise sürekli koğuştaki mahkumlar değiştirilir. Hem onunla kalmak istemeyenler değiştirilir hem de bazı şeylerin önlemleri alınsın diye. Evet hayatı kolay değildir hapishanede yani. Bu korkunç ötesi kişinin. Ee, anne Patrizia ise aynı Noemi'nin annesi gibi bir diğer videomuzdaki Noemi'nin annesi gibi kendisini... Ç e çocukları kaybolan aileleri desteklemeye, e onları teselli etmeye, işte böyle gönüllü olarak iyilikler yapmaya adamıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü küçücük yavrumuzun da hayatının bir ruh hastası tarafından alınışının hikayesini dinlediniz. Gerçi belki de kendi küçücük çocuğunu da öldüren oydu, onu da bilemiyoruz. Siz bu olayı duymuş muydunuz? Yorumlara yazarsanız. Evet beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın ve görün, görelim. Antenleri hep açık tutun. Hoşçakalın.